arkadaşlar tekrar birlikteyiz. Ekonomik coğrafyanın bir diğer konu başlığı sanayi. Türkiye'deki sanayinin durumunu göz önünde bulunduracağız. Nerelerde bu dağılışı göstermiş, nerelerde hangi sanayi kuruluşları kurulmuş. Aslında sanayi çok basit. Böyle bulmaca çözmek gibi yapacağız. Sizler de gördüğünüz zaman diyeceksiniz ki şimdiye kadarki zaten aldığımız bilgiler aşağı yukarı nerede neyin olup olmayacağını bize gösteriyor. Tarımı biliyoruz, hayvancılığı biliyoruz. Bunun yanı sıra madenleri gördük, enerji kaynaklarını gördük. Aslında sanayi anlamında birçok şeyin nerede olup olamayacağını biz artık zihinli olarak oturtmuş olduk ve biliyoruz. Şimdi sanayinin genel durumuna baktığımızda Türkiye'de sanayinin dengesiz bir dağılış gösterdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Her bölgede, her yörede aynı oranda bir sanayileşme yok. Genel anlamda Türkiye'de nüfuslanmış bölgeleri göz önünde bulundurursanız oralarda aynı zamanda sanayinin de yoğun olduğunu anlarsınız. O zaman sanayinin dağılışı düzensizdir diyoruz. Sanayinin dağılışı düzensizdir. Peki yoğunlaştığı yerler Marmara bölgesinde, özellikle İstanbul'la o Bursa hattı dediğimiz yerler, Ege'de İzmir, Aydın, Manisa çevresi, Akdeniz'de Adana, Mersin, Hatay çevresinde bir yoğunlaşma var. İç Anadolu bölgesinde Konya, Kayseri, Ankara, Eskişehir gibi, bakın hep bunlar sık nüfuslanmış yerlerdi zaten. Örneğin Batı Karadeniz'den verirse bizi Zonguldak, Karabük çevresini, özellikle demir çelik sanayisinin orada yoğunlaştığını biliyoruz. İşte Orta Karadeniz'den verdiğine Samsun yine sanayileşmiş bir yer olarak biliyoruz. Güneydoğu'da Antep, Urfa'nın olduğu yeri, Doğu Anadolu bölgesinde de genelde Malatya, Elazığ gibi özellikle madene bağlı yine Elazığ çevresini dikkate alıyoruz. Sanayileşmiş yerler, yöreler bunlar. Geri kalan kısımlarda bir düzensizlik söz konusu. Peki Türkiye'de sanayi gelişmiş mi dediğimizde aslında bakarsanız istenilen düzeyde ve istenilen ölçüde hala sanayi gelişemedi. Peki bizde sanayinin gelişememesinde ne etkili oldu? Bizde ne yok? Bizde iki şey yok diyeceğiz. Bizde para yok, iki bizde kafa yok. Yani para yok dediğimiz sermaye azlığı, kafa yok dediğimizde teknoloji, araştırma, geliştirme, Ar-Ge bu sanayi yatırımını yapabilecek teknolojik hamleyi henüz gerçekleştirmemiş olmamız, büyük oranda sanayiyi kurarken de onu devam ettirirken de dışa bağımlılığımızın yüksek olması, işte o teknoloji yetersizliği. O zaman sanayinin en büyük eksikleri sermaye ve teknoloji azlığıdır. Bak bizde ne yokmuş derse, bir para yok, iki kafa yok. Bu ikisini bir araya getir. Peki Türkiye'de sanayileşmek açısından bol bulunanlar nelerdir dediğimizde bizde ciddi bir ham madde varlığı var. Özellikle hayvansal, tarımsal ya da madensel, taşa toprağa bağlı sanayide ciddi bir ham madde bolluğu var. İki, bizde niteliksiz iş gücü, ucuz iş gücü, dedik ya Çin'in bile altına düştük diye, dolar bazında bakarsanız iş gücü maliyetler açısından, bu da yabancı yatırımcı açısından bir cazip durum oluşturur. Gelip senin burada sanayi kurması açısından ucuz iş gücü potansiyelimiz fazla. 3. Pazarlama koşullarımız çok fazla. Hem Türkiye'ye yatırım yapıp üretim yaptığınızda Avrupa gibi, Orta Doğu gibi bir pazara yakın bir pozisyondasınız. Hem de ülke içinde bir büyük pazarız. Ya biz de Allah aşkına ne üretilmiş de satılmamış. Ya dünyanın en saçma, gereksiz, lüzumsuz malzemelerle dolu değil mi evlerimiz? Sırf L'nin diğer rengi de güzelmiş diye ihtiyacımız olmadığı halde ikinci L'ni de almıyor muyuz? Alıyoruz. Bunu yapıyoruz. Dolayısıyla pazarlama açısından da biz avantajlıyız. Sanayi kurulduğunda tabii. O zaman diyeceğiz ki sanayinin en çok bulunanları ham madde, pazarlama ve ucuz iş gücüdür. Bunlar bir araya geldiğinde zaten sanayileşebilirsin. Şu ikisini de bilgi denk getirebilsek o iş olacak da tam ucundayız. O ikisini de bulmak da onun yanı sıra ya parasızlık dışında bir sorunumuz yok. Bazen ben böyle birebir derslerde anlatırken şey diyorum. Türkiye sanayisinde olmayan ne diyorum? Sanayi diyorlar. Hani sanayinin olmamasının en büyük sebebi sanayi yok ki olsun diye böyle bakıyoruz. Ama aslında bildiğiniz kadar ya da düşündüğünüz kadar sanayileşmemiş de değiliz. Peki bu sanayi dağılışında kim ne kadar önde? Sanayinin %56'sı Marmara'da, %1'i Doğu Anadolu'dadır. İşte bakın bu dengesizliğin de en güzel göstergesi. Türkiye'deki 100 fabrikadan 56'sı Marmara'da,
100 fabrikadan biri sadece Doğu Anadolu bölgesinde. Peki ne olmuş olabilir de bu dengesizlik böyle ortaya çıkmış olabilir? Demek ki Marmara bölgesinin bir takım artıları, Doğu Anadolu'nun da bir takım eksileri vardı. İşte ben bunları da video ders notundan takip ediyorsanız eğer orada bir tablo göreceksiniz. İşte o tabloda ne anlatmaya çalıştım? Bugün Marmara bölgesiyle bir kıyaslama yaptık. Yani en sanayileşmişle en az sanayileşmişin kıyaslaması. Peki Marmara bölgesinde sanayi açısından bu kadar gelişmedeki artılar neydi? Peki Marmara bölgesinin eksileri neydi? Aslında eksileri çok az, artıları çok fazla. Doğu Anadolu bölgesinde de artılar neydi? Çok az. Eksiler neydi? Çok fazla. İşte bu da sizin sanayileşip sanayileşmemeniz arasındaki durumu belirliyor. Marmara bölgesinin artıları. Sermaye fazla. Yani bu bölgede zengin, kökten zengin, böyle ta Osmanlı'dan falan gelen bir sermaye birikimi var. Zengini çok, baba yiğit derler ya onlara, baba yiğiti çok. Sermaye fazla. İkincisi, teknoloji fazla. Teknoloji fazla. Gerek teknoparklar sayesinde, gerekse teknoloji üreten firmalar sayesinde burada yüksek bir bilgi birikimi, teknoloji birikimi söz konusu. Bir diğeri Ar-Ge fazla. Ar-Ge dediğimiz arkadaşlar araştırma geliştirme faaliyetleri demektir. Yeni patentler, yeni ürünler ortaya çıkması açısından burası ön planda. Peki Marmara bölgesinde biz nitelikli iş gücünü fazlaca bulabilir miyiz? Evet. İşte nitelikli iş gücünün burada çok olması artırdı. Bir diğer avantajı ulaşım. Hem boğaz vasıtasıyla hem karayolları, demiryolları, hava yollarının kavşak noktasında olması ve Avrupa'ya geçişteki en kısa yol olması vasıtasıyla ulaşım buranın gelişmesinde temel faktörlerden bir tanesiydi. Aynı zamanda pazarlama kolay. Avrupa pazarına çok yakın bir pozisyonda ve ulaşımla birlikte o pazarlamayı rahatlıkla yapabilir pozisyonda. Tabi Marmara bölgesinin kendi nüfus potansiyelinde düşündüğümüzde buraya kurarsın çünkü satarsın gözüyle bakılıyor. Bir mobilya fabrikası mı kuruldu? Adam ikinciyi de kuruyor. Diyor ki nasıl olsa satıyorum zaten. Öyle bir ihtiyaç var. Ama Doğu Anadolu'ya bir tane kur, bütün Doğu Anadolu'nun evini değer döşersin gözüyle bakılıyor. O yüzden pazarlama da oldukça önemli. Peki eksileri nedir dediğimizde Marmara bölgesinin birinci eksisi maden az. Bu bölgede çok öyle çeşitli madencilik anlamında bir şey yapamıyorsunuz. Biraz Güney Marmara'da bor madeni, biraz da mermer. Ama bunlar da yeterince hani sanayinin çok artısı manasında çeşitlemesinden açısından avantajlı değil. İkinci eksisi alanın dar olması. Yani her şeyin bütün kentsel alanla sanayi bölgelerinin iç içe sıkışık halde bulunması yeni alanların ortaya çıkması açısından problem yaratıyor. Bunlar da Marmara'nın eksileri. Ama şu artılara baktığımızda zaten buranın neden gelişmiş olduğunu algılayabiliyoruz. Doğu Anadolu bölgesinde bu sefer tam tersi artıları nedir dediğimizde maden çeşidi fazla. Maden çeşidi fazla. Değişik değişik madenciliğe bağlı tesisler kurabilirsiniz. Özellikle maden sanayisinin gelişebileceği bir bölge. İkincisi alan geniş. Yani devasa yüz ölçüme sahip bir bölgeden bahsediyoruz. Rahatlıkla organize sanayileri kurabileceğiniz bir pozisyonda. Ancak öbür eksiler zaten alıp götürüyor her şeyi. Yine bir diğer artısı bu bölgenin ham madde bol. Ham madde bol. Özellikle tarımsal, hayvansal ürünler açısından ve madensel ürünler açısından ciddi manada bir neyi var? Ham madde varlığı var. Ancak bu ham maddenin mamul maddeye dönüşmesi için şuradakiler lazım. O yüzden olmuyor. Bir diğer avantajı ise ucuz iş gücü fazla. Ucuz iş gücü fazla. Siz Doğu Anadolu bölgesine fabrika kurduğunuzda çalışacak insan mı bulamadınız? Hayır. Niye bu bölge dışarıya göç veriyor? İstihdam olmadığı için. O yüzden de iş gücü potansiyeli fazladır. Bu da değerlendirilebilir. Artıları bunlardır. Eksiler nedir dediğimizde işte eksiler Marmara'nın tam tersi sanki. Sermaye az. Yani burada zengin yok. O fabrikaya yatırımı yapacak. İkincisi teknoloji az. Teknoloji az. Teknoloji kullanımınız oldukça önemlidir sanayileşme açısından. Ar-Ge az. Araştırma geliştirme faaliyetleri. Bunlar açısından yetersiz. Nitelikli iş gücü. Nitelikli iş gücü. Az. Sen bugün Marmara bölgesine gittiğin zaman sadece Türk değil hani başka yabancılardan da
yüzlerce kişi bulabilirsiniz. Mühendis kafası, o dördüncü sektör dediklerimiz vardı ya, yazılım, bilişim sektörü. Bunlarla ilgili nitelikli eleman bulabilirsiniz. Ama Doğu Anadolu bölgesinde bunları bulamayabilirsiniz. Bunlar ve en önemli sıkıntı zaten ulaşım kötü, iklim ve yer şekilleri kötü. İklim ve yer şekilleri olumsuz. Bu sizin gelişmenizi zaten engellemiş oluyor. Oranın sanayileşmesini engellemiş oluyor otomatik. İşte böyle bir kıyaslama yapıldığında bölgesel bazda bunu Türkiye'nin farklı yörelerinde de uygulayabilirsiniz. Hani mesela bir Orta Karadeniz'deki Samsun niye gelişti de neden Artvin gelişemedi Karadeniz'deki gibi. Orada da yine artılar eksiler, ulaşımdan tutun da limana kadar, değil mi? Bunların hepsi etkiliyor. Bunlar sizin cevaplarınız oluyor. Şimdi gelelim. Tabii sanayi dağılışına gelebilmek için öncelikle neyi bulmamız lazım? Silge. Evet. Bir yerde sanayi kurmak istiyorsak eğer belli başlı faktörlerimiz vardı sanayinin kurulması açısından. Ve Türkiye'deki sanayinin çok büyük bir bölümünde ham maddeye bağlı bir kurulum söz konusudur. O en çok dikkatimizi çeken. Çünkü Türkiye ham maddeler açısından zengin bir ülkedir. Peki o zaman ben bir yerde sanayi kuracaksam ham maddeye bağlı bugün mevcutta kurulmuş olan veya ilk kurulumu esnasında ham madde dikkate alınmış olan sanayi tesisleri belli başlı kimler? Dedim ya, bulmaca çözmek gibi. O ürün orada üretiliyor mu, üretilmiyor mu? Bunu zaten sen çoğunlukla biliyorsun. Mesela ham maddeye bağlı sanayi kuruluşlarında örneğin yağ sanayisi. Bugün nelerden yağ elde ediyoruz biz? Örneğin ayçiçek yağımız var. Kanola yağımız var. Kanola. Sonra mısır özü. Ve zeytinyağımız var, değil mi? Ya da soya. Soya fasulyesine bağlı soya yağı. Bunlara bağlı, hepsi zaten ham maddeye bağlı dağılış gösteriyor. Mesela siz ayçiçek yağına bağlı üretim yapıyorsanız hemen aklımıza bir yer geliyor. Tekir yağı. Hani Tekirdağ ili vardı ya, onun adını tekir yağı koymuştuk biz. Yağ üretiminden dolayı. Özellikle ayçiçek yağı ve kanola yağının Tekirdağ'da, Trakya Birlik ayçiçek yağlarında olması kadar gayet ham maddeye uyumlu. Ya da mısır özü yağı mı istiyorsun? Soya da olur buna. Adana. Burada kurulmuş olması. Ya da mesela zeytinyağının Ege'de olması kadar, İzmir'de, Balıkesir'de, Aydın'da olması kadar gayet doğal. Bize harita üzerinden numara da verebilir. Bir takım iller de verebilir. Hangisinde kurulmuş olan fabrika diyecek ki ham maddeye bağlı. Sen de bakacaksın. İzmir zeytinyağı. Gayet normal. Ham maddesi orada deyip geçeceksiniz. İşte yağ da fabrikalarına bağlı dağılış bu. Bir diğeri mesela. Unlu mamuller. Bugün un, makarna, bisküvi gibi fabrikaların Konya, Ankara, Eskişehir gibi illerde olması gayet normal değil mi? Zaten unlu mamullere bağlı buğday üretimi en fazla İç Anadolu'da. O zaman Ankara, Eskişehir, mesela Nuh'un Ankara makarnası ya da Torku, Konya, bisküvi, bunun gibi düşündüğünüzde gayet diyeceğiz ham maddeye uygun. Et kombinaları. Nedir bu? Özellikle büyükbaş hayvanlara bağlı etlerin ayıklandığı, kesildiği, paketlendiği yerler manasında düşünüyorum. Peki bunların mesela Erzurum'da olması gayet normal değil mi? Mesela Diyarbakır'da olması gayet normaldir. Büyükbaş hayvancılık üretim bölgeleri. İzmir, Balıkesir, mesela Konya demiştik ya sığır sayısında birinci diye. Buralarda et kombinaları kurulmuş ki eti de şöyle bakın. Hayvanı uzun mesafe zaten ölü halde taşımanız çok saçma. Hayvanı kestiyseniz bir yerde hemen bozulmadan paketlemeniz, soğutmanız lazım. O yüzden hemen olduğu yere kuruluyor. Bu manada düşünün, çok taşımaya gerek duymazsınız. Orman ürünleri. Özellikle kağıt, kereste, tomruk, bunun gibi ürünlerin mesela Karadeniz'de olması. Bölgenin genelinde orman ürünleri endüstrisi bulunur. Dediğimiz gibi elektrik direkleri vesaire, bunların yapılan tomrukları ya da kereste malzeme olarak sunta vesaire çıkarılması. Ve bunlar içerisinde bir alt başlık, örneğin kağıt fabrikaları. Nerede mesela bu orman ürünlerine bağlı kağıt fabrikaları? Şuralara kurulmuş zamanında. Giresun, Aksu, Kastamonu, Taşköprü. Sadece sarımsağı değil, aynı zamanda fabrikası da varmış.
Zonguldak, Çaycuma. Bak saydığımız yerlerde hep orman varlığı söz konusu. Muğla, Dalaman. Muğla, Dalaman. Mersin, Taşucu. Mesela bunun gibi yörelerde kağıt fabrikaları vardı. Gerçi şu Dalaman, Taşucu falan gitti de diğerleri de can çekişiyor. Buralara niye kurulmuştu zamanında derse yine diye. Biz diyoruz ki ya bunların hepsi kıyıda. E kıyılar ormanların %80'ini barındırıyor. O zaman bunların kıyıda olması gayet orman varlığıyla açıklanabilir diyebiliriz. Bir diğeri mesela deniz mahsulleri. Konservesinin vesaire yapılması gibi. Nerede? Örneğin Trabzon'da balık unu, balık yağı fabrikasında olması kadar doğal bir şey yok. Çanakkale, Dardanel tonlar ya da İzmir. Buralarda bulunan konserve, özellikle deniz ürünleri açısından konserve sanayisi, ton balıkları vesaire gayet açıklanabilir mi? Evet açıklanabilir. Balık varlığı olan yerler aynı zamanda bunlar ön plandadır. Balık da kokar ya. O yüzden hemen paketleme diye düşünün. Çay fabrikaları. Bugün Türkiye'deki çay fabrikalarının %100'ü Doğu Karadeniz'de. Yani tamamı Doğu Karadeniz'dedir. E ben de o zaman diyorum ki bu fabrikaların tamamı Doğu Karadeniz'de ise ham maddeye bağlı kurulmuştur. Çünkü ne demiştik? Çay çabuk bozulur. Hemen toplanır toplanmaz o yaprakların hemen işlenmesi gerekir. E dolayısıyla da bakın çay fabrikalarının hepsi hemen toplandığı için Doğu Karadeniz'e kurulmuş. Bu da size doğrudan ham maddeyi göstermektedir. Mesela bir diğer seramik. Özellikle taşa toprağa bağlı sanayi içerisinde seramik fabrikaları. Bugün seramik deyince aklımıza Kütahya geliyor mu? Geliyor. Eskişehir geliyor mu? Geliyor. Veya Bilecik, Çanakkale, porselenler, seramikler bunlar ön planda. Demek ki Kütahya, Çanakkale, Bilecik, Eskişehir yani o Güney Marmara ve İç Ege hattı büyük oranda bu seramiğin ham maddesinin kilin yoğun olduğu bir yer. Veya size çimento diyecek örneğin. Bugün çimentonun ham maddesi topraktır aslında. Tüm Türkiye'de bu toprak vardır. Ve bu toprağı bir yere taşımak çok saçmadır. Genelde her ilde vardır çimento fabrikası. Bir yerden bir yere o kadar toprağı taşıyıp da götürüp de işlemenin bir anlamı yoktur. Taşıması çok maliyetlidir. O yüzden fabrikayı oraya kurmak daha ucuzdur. Bu yüzden yaygın bir sanayi koludur aslında çimento. Bir diğeri tuğla, kiremit. Yine taşa toprağa bağlı sanayi olduğu için bulunduğu yere kurulmak zorundadır. Bakın taşa toprağa bağlı sanayilerde maliyet yüksek. O yüzden genelde kurulduğu yere, hemen bulunduğu yere kuruluyor. Çorum'da mesela çok meşhurdur tuğla kiremit fabrikaları. Çorum, Eskişehir, Kütahya, Afyon gibi illerde tuğla ve kiremit fabrikalarını, Yozgat, buralarda İç Anadolu'da genel anlamda tuğla kiremit fabrikalarını rahatlıkla görebiliyorsunuz. Yine önemli bir sanayi kuruluşu, biraz bunun üzerine daha fazla eğileceğiz, daha çok şey yazacağız. Şeker. Şeker fabrikaları. Genel anlamda arkadaşlar şeker fabrikalarındaki durumda şu, yine aynı yere kurulmak zorunda. Çünkü şekeri demiştik kopardıktan sonra hemen işlemeniz gerekir. Aynı çay gibi o da bozulur. O zaman bizim şeker fabrikalarını hemen yanına kurulacaksak şeker üretimiyle bir paralellik söz konusu olması lazım. İlk fabrikalar peki nerelerde kuruldu? İlk fabrikalar 1926 yılında 25-26 bu dönemde kurulan fabrikalar Alpullu, Kırklareli ve Uşak. İlk şeker üretimi Cumhuriyet dönemiyle birlikte buralarda başlamıştır. Günümüzde şeker fabrikasının olmadığı İki büyük bölge vardır. Birincisi Doğu Karadeniz, ikincisi Güneydoğu Anadolu. Doğu Karadeniz. Doğu Karadeniz. Ve Güneydoğu Anadolu'da fabrika yoktur. Buralarda asla aramayın. Çünkü ne Doğu Karadeniz'de ne de Güneydoğu'da şeker üretimi yok demiştik. Buralarda şeker olmadığı için otomatik fabrikası da kurulmaz. Genelde İç Anadolu'da yaygındır bu. Yani Orta Anadolu'da yaygındır. Nerede var Orta Anadolu'da fabrikaları? Çok zaten yaygın bir şekilde. Konya, Ankara, Eskişehir, Yozgat, bakın Kayseri,
İç Anadolu'nun çoğu ilinde zaten yaygın. Çünkü birinci sırada kim geliyor? Şeker üretiminde İç Anadolu geliyor. Bu yüzden buralarda yaygın. Bunun yanı sıra Akdeniz'de iç kesimdeki illerde vardır. Kıyı kuşağında arama Akdeniz'de. Yani Antalya, Mersin, Adana, Hatay gibi illerde arama, içeriden ara. Burdur ve Maraş. Bunlar içeride. Burdur ve Maraş'ta var. Bunun yanı sıra Ege'de kıyı kesimde arama içeride var. Kim bu içeridekiler? Afyon'da var, Uşak'ta var. Bakın bunlarda mesela Ege'de, İzmir'de, Aydın'da, Muğla'da falan aramayacaksın. Hep şeker deyince biraz içeriği dolanacaksın. Bu anlamda düşünün. Karadeniz'de, bakın Doğu Karadeniz'in hiçbir yerinde yok. Karadeniz'de Samsun, Kastamonu, Tokat ve Amasya'da var. Amasya'da var. Bu anlamda bakarsanız Doğu Karadeniz'i hiç bulma. İçeride Karadeniz'de Samsun Çarşamba'da, Kastamonu'da, Tokat işte Turhal, Zile falan buraların şekeri zaten illa çuvalla alıyorduk biz eskiden. Üzerinde yazıyordu. Yozgat'a da yakın diye. Nedense Yozgat'ta oturmamıza rağmen Yozgat şekeri değil de Tokat şekeri tüketiyorduk. Amasya'da bunun fabrikaları bulunuyor. Bunun yanı sıra Doğu Anadolu bölgesine bakarsanız da Doğu Anadolu'da genel anlamda bulabilirsiniz. Erzurum, Kars, Malatya, Elazığ, Van gibi illerde arkadaşlar bu kurulmuştur. Şeker bizde yaygın bir sanayidir. Zaten birçok yöresinin yerini saydık. Olmayan yerlere dikkat edin. Zamanında buna benzer bir soru sormuşlardı. Mesela Artvin dediler. Hemen şuna bakacaksın. Bölge olarak nerede yoktu? Doğu Karadeniz'de. Artvin Doğu Karadeniz. O zaman yok. Trabzon, Rize, Ordu, Giresun bunlar nere? Doğu Karadeniz. Ele. Direkt onu sormaya çalışıyor aslında. Ya da Güneydoğu Anadolu. Bugün Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır. Bunlar nerede? Güneydoğu'da. O zaman bunların hiçbirinde yok. Bu anlamda bilirseniz zaten büyük oranda sormaya çalıştıkları bunlar olacak karşınıza çıkanlar. İşte bunu ham madde dediğimizde arkadaşlar çoğaltıda bilirsiniz. Mesela biraz önce gördüğümüz enerji kaynakları içerisinde. Batman'da petrol rafinerisinin olması gibi. Doğrudan size ham maddeyi gösterir. Ya da Mardin'de Mazı Dağı'nda fosfat işletmesinin olması. Eski madenlerden yola çıktığımızda ham madde yazdıklarımızı düşünün. Elazığ'da krom olması gibi. Bunlar ne diye karşımıza çıkıyor? Genel anlamda metalurji. Metalurji. Bu maden sanayi gibi. Söyleyeyim ben sizlere metalurji. Böyle bir şey görürseniz de şaşırmayın. İşte madene dayalı sanayi tesislerinde. Diyorum ya Mardin'de fosfat işletmesinin olması gibi. O zaman yanına yazmıştık ham madde diye. Geriye dön bak istersen. Mardin fosfat. Seydişehir alüminyum. Konya'nın Seydişehir'inde alüminyum boksit işletmesi vardı. Ham madde diye yazdık. Gittik Batman'da petrokimya tesisinin olması gibi. Batman'da petrol. Artvin'de bakır. Artvin Murgul'da bakır işletmesi. O da yine ham maddesi orada olduğu için. Yine devam edersin bunu. Çoğalta dediğim gibi çoğaltabilirsiniz. Tronay işletmesi dedik. Ankara. O maden soda demiştik ya. Beypazarı sodası gibi. Tronay Ankara madeni gibi. Bunlar bla 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 çoğalır. Mesela Eskişehir bor işletmeleri gibi. İçeride olup da bizim ya bu kıyı mı içeri mi bir bak. İçerideyse büyük oranda zaten nedir? Ham madde varlığına bağlı kurulmuştur dediğimiz tesisler. Ham maddeyi yoklayacaksınız. O ürün orada var mı yok mu? Bugün ben mesela et süt sanayisi dediğimde Erzurum Kars gayet inek var mı orada? Var. O zaman Erzurum Kars'ta et süt olabilir. Konya'da inek var mı? Var et süt olabilir gibi böyle yordamalar yapın. Ama birazdan sayacağımız tesisleri görünce sizler diyeceksiniz ki evet hocam gayet mantıklı. Burada bu ürün yok. Oraya neye onu kurmuşlar? Aslında geçmişte de gördük bunu sanayi içerisinde. Madencilik içerisinde gördük.
İkinci bileceğimiz nokta bir ham maddeydi. İkincisi ise enerji kaynağı. Hatırlayın, madenlerin ilk konusu demirden başlamıştık. Ve demirde demiştik ki Sivas'tan çıkarılan demirler Karabük ve Ereğli'ye gidiyor. Niye? Taş kömürü orada diye. O zaman Karabük Demir Çelik Fabrikası, Karabük Demir Çelik, Ereğli yani Zonguldak Demir Çelik. Bu ikisi niye kuruldu buraya? İkisinin de enerji kaynağı olan taş kömüründen dolayı kuruldu. Zaten Türkiye'de demiştim enerji kaynağına yakınlık diye sanayide bu ikisini sorarlar. Bunun dışında enerji kaynağına yakınlık diyebileceğimiz bir yer yok. Üçüncüsü ulaşım idi. Bir yerde sanayi kurabilmeniz için ulaşıma bağlı kurardınız. Ve bunları biz madenler içerisinde büyük oranda zaten sizlerle işlemiştik. Ne demiştik ulaşımda? Şunlardan bahsettik. Örneğin Samsun'da bakır vardı. Ve aynı zamanda gübre vardı. Bakır ve gübre. Fosfat dediğimiz, bakın şu Mardin'deki fosfatı, gübre ham maddesi fos çıkmış diye bizde. Mardin'deki ham madde, geri kalanlar hep kıyıdadır gübre demiştim. Dikkat edin, o kıyıda olanlarda hep ulaşım yazalım demiştik. Samsun'da bakır ve gübre gibi. İzmit dediğimiz Kocaeli'nin merkezinde petrol ve gübre gibi. Burada da var bunun fabrikası. İzmit petrol gübre. İzmir'de petrolün olması gibi, petrokimya tesislerinin olması. Ya da Balıkesir'de bor işletmesi. Yani oradaki bandırma. Balıkesir bandırmadaki bor. Bandırma limanından yola çıkın demiştik. Bor bandırma, o da gemi manasına geliyordu. Yani yine ulaşım oluyordu. Mersin'de petrol ve gübre. Yine Hatay'ın İskenderun'unda demir çelik ve gübre. Neye dikkat edecektik? Şuna bakacaktık biz. Karabük demir çelik ve Ereğli demir çelik derse bunlar Batı Karadeniz olduğu için taş kömürü, o zaman enerji oluyor. Ama İskenderun'da taş kömürü yok. O ithal kömürle çalışıyor demiştik. Neden limana kurdun derse de İskenderun büyük bir liman. E zaten liman olmasından dolayı doğrudan cevap ulaşım olarak karşımıza çıkar. Bu sanayide dikkat alınacak ulaşım noktası da bu. Hocam bunun dışı sıra, yanı sıra, dışı sıra nedir ya? Yanı sıra bazı şeyler daha var. Neler mesela? Sermaye gibi, pazarlama gibi, yani oraya kurulmak istenmiş, içimizden öyle gelmiş gibi çok fazla da sanayi tesisi vardır. Bunları diğer faktörler diye ben ifade edeceğim. Diğer faktörler. Bir anlam bulamıyorsunuz. Bazıları tabi anlamlı. Mesela diğer faktörlerden sermaye gibi, pazar gibi faktörler mevcut. Ama açıklayamadıklarımız mesela uçak. Hani uçak fabrikası Ankara, Eskişehir'de. Hani bunu doğrudan sermaye ya da pazarlama, herkes uçak alıyor da o yüzden Ankara'da uçak fabrikası kurduk falan diyemeyeceğiz. Onlar biraz daha farklı. Dediğim gibi uçak fabrikalarının Ankara ve Eskişehir'de olması. Bunu ne ham maddeyle, ne ulaşımla, ne enerjiyle, hiçbir şeyle açıklayamıyorsunuz. İşte diğer faktörler dediğimiz durumla açıklanıyor. Ya da mesela demir yolu taşıtları. Lokomotif, vagon gibi yapan fabrikalar Sivas, Adapazarı, Eskişehir gibi illere kurulmuştur. Burada demiryolu taşıtları fabrikaları bulunur. Aynı zamanda mobilya mesela. Mobilya fabrikalarının Ankara'da olması, Ankara siteler. Kocaman bir mobilya sanayisi var. Şöyle bakacaksınız duruma. Gördün, seçenekle eşleştirilmiş. Hangisi demiş ham maddeyle açıklanamaz. Verir bunları. Ankara mobilya. Diyeceksin Ankara'da orman mı var ya? Yok. Ankara'da orman varlığı olmadığına göre demek ki burada ham madde dikkate alınmış olamaz. Peki Ankara'nın nüfusuna bağlı olarak mobilya ihtiyacı çoktur diye düşünülmüş olabilir mi? Düşünülmüş olabilir. Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir. Bakın Türkiye'nin en büyük şehirleri zaten. Otomatikle nüfus tüketici fazla diye orada genellikle alınır değil mi? Ankara'da, İstanbul'da, Bursa, İzmir, Kırıkkale. Burada Modalife fabrikası var. 3 takım 1990'dı. Şimdi o olmuştur bayağı değil mi? Kayseri,
İstikbal ve belli olan çıkış noktası Kayseri zaten. Mobilyayı da bununla açıklarsınız. Mesela elektrikli aletler. Elektrikli aletler sanayisi dediğimizde genelde ısıtıcılar vesaireler, yani evde elektrikle çalışan kettle'dır, öteki berikidir. Bunlar için mesela Manisa, özellikle Vestel bu anlamda önemlidir. Gaziantep, Suriye'ye çok fazla satılıyordu, Gaziantep'e kurulmuştu. Kayseri, Eskişehir, tabii ki de olmazsa olmaz İstanbul, Bursa. Bunun gibi illerde kurulmuş olmasını yine ham maddeyle falan açıklayamazsınız. Diyorum ya, kettle'ın ham maddesi mi var? Böyle bir açıklama yapabilir misin? Tabii ki de o topraktan yetiştiği için falan diyemiyorsanız eğer, o zaman bu ham maddeyle açıklanamaz oluyor. Halı kilim. Travel diyormuş. Halı kilim. Bunun gibi dokumaya yönelik, halı kilime yönelik fabrikalar nerede? Mesela Manisa. Meşhur Gördes dokumaları vardır. Denizli. Buldan, Uşak, Uşak'ta özellikle yol üstünde o Banas falan vardır. Oralarda hep böyle bir dokuma, kilim, milim, battaniye bir şey satmaya çalışırlar. Uşak, İzmit, Hereke, Kayseri, Bünyan. Bunlar genellikle halı kilim fabrikalarının dokumasının yaygın olduğu yerler. Çeyiz meyiz alacaksan zaten bir Denizli'de, Menizli, Kayseri, Bursa, buralarda çeyizlik malzemeler, dokum ürünleri yaygın olarak bulunur. Bir diğeri yine bunlara benzeyen otomotiv. Bir açıklama getiremiyorsun. Arabanın ham maddesi yok. Bu çok yaygındır arkadaşlar bizde. Zaten otomotive dikkat edin. Şöyle gelir. Sanayinin lokomotifi. Ne demek bu kelime, sanayinin lokomotifi? Otomotiv sanayisi, sanayinin lokomotifi denilen, aslında benzetme şuna benzetiliyor. Bir trende o treni çekip götüren, onu ilerleten parça kimdir? Baştaki lokomotiftir. İşte bir yerdeki diyor sanayiyi, onlarca sanayi kolu daha yanına çekerek alıp yürüten otomotiv sanayisidir. Türkiye'de çok fazla, özellikle yabancı firmalar tabii, gelmiş ve otomobil, traktör, kamyon, otobüs, bunlar üreten fabrikalar kurmuştur. Ve bu da işte sanayinin lokomotifi, onu alıp götüren diye. Çünkü bir yere araba fabrikası kurulunca hemen yanına birileri geliyor. Diyor ki aküsünü biz verelim mi? Lastiğini yapayım mı? Ya da ben diyor hemen şey, sana kumaş falan döşeyim mi? Böyle böyle onlarca malzemesi, civatasına kadar, vidasına kadar yapan fabrikalar geliyor. O yüzden lokomotif sanayi diye geçer. Nerede kurulmuştur? İstanbul, Bursa, Kocaeli, Adapazarı. Bakın Marmara bölgesinden bu 4 il zaten en büyük sanayileşmiş illeri burada var. İç Anadolu bölgesinde Ankara, Eskişehir, Konya. Mesela bunların hepsi araba değil, otomobil manasında değil bu otomotiv. Mesela İstanbul'da Mercedes'in, firma ismi de vereyim, reklama girmiyor nasıl olsa bizim orada. Ya bizim burada. İstanbul'da mesela Mercedes'in yolcu otobüslerini ürettiği fabrikası var. Ya da Bursa'da Fiat, Renault otomobil üretiyor, hafif ticari araç. Ya da işte Kocaeli'de eskiden şu AS250 falan kamyonlar falan vardı. Dodge'lar vesaire, onların üretildiği fabrika vardı. Şu an işte Ford fabrikası burada. Adapazarı'nda Hyundai var, Toyota var. Bunun gibi markalar araba üretiyorlar. Ankara'da MAN firması var ya, otobüs, kamyon vesaire. Aynı zamanda traktör fabrikası, Türk Traktör'ün. Ya da Eskişehir'de Ford'un kamyon fabrikası. Konya'da traktör özellikle başta olmak üzere fabrikalar mevcut. Yani İç Anadolu'dan Aksaray. Burada da Mercedes'in kamyon ve tır fabrikası var. Mesela Aksaray'da Mercedes kamyon ve tır fabrikası kurunca hemen yanında olan Kırşehir'e de Petlas lastik fabrikası kurdu. Hemen oradaki fabrikaya lastik de verebilmek için. Bunun gibi işte lokomotif nasıl dönüyor, bu anlama geliyor. İzmir'de özellikle otobüs üreten yine fabrika. Adana, Temsa vardı, battı diyorlar da bilmiyorum, orada da bu mevcuttu. Genel anlamda bakarsak zaten şöyle arkadaşlar, Akdeniz'de var, Ege'de var birer tane olmak üzere. Yoğunluklu İç Anadolu ve Marmara, yani 4 bölgede var. Olmadığı 3 bölge vardır. Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da fabrika yoktur otomotive dair. Karadeniz, Doğu Anadolu,
ve Gdağ'da fabrika yoktur. Bu anlamda bakın doğrudan burada nerede var nerede yok şeklinde de sorulara girebiliyorlar. Bunlardan yola çıka çıka olayı büyük oranda yorumlayacağız. Mesela bir diğer bileceklerimiz gemi yapımı. Tersane dediğimiz gemi yapımında mesela İstanbul Tuzla. Burada İstanbul Tuzla ya da Haliç. Hep böyle şeylerde de çıkar karşınıza isim olarak duymuşsunuzdur. Haliç Tersanesi, Tuzla Tersanesi gibi bu anlamda bilinir. Mesela Muğla'da vardır, Antalya'da vardır. Kıyı illerinden özellikle gemi yapımı anlamında bakım, onarım çalışmaları buralarda yapılıyor. Sen neyle açıklayacaksın bunu? Ham madde desen olmaz. Belki ulaşım diyebilen olur. Ha, içinizden biri çıkar şöyle de. Hocam gemi sonuçta gelecek, kıyıya yanaşacak. Öyle bakmayınız. Oralarda zaten bu iş yürütülüyor diye kurulmuş. Bu anlamda bilinir. Mesela ilaç fabrikaları. Tekirdağ ve İstanbul. Burada olması gayet normal. Mesela tekstil. Dokuma, tekstil deyince akla neresi geliyor? İstanbul geliyor. Sen şimdi şöyle mi bakacaksın? İstanbul'da pamuk üretiliyor. Keten üretiliyor. Hayır hocam İstanbul'da pamuktur, ketendir. Yani tekstilin ham maddesi üretilmiyor. Peki niye İstanbul'a kurulmuş bu kadar tekstil? 16 milyon insan. Sadece onlar üretim yapsa zaten ihya oluyor. Demek ki tamamen tüketici nüfusla, pazarlamayla alakalı bir durum diye hep düşününüz bu noktada. İlaç. Yani İstanbul'u düşündüğünde o çevreyi, teknoloji, Ar-Ge, sermaye bunların hepsi bir araya geliyor ve oraya kurdurtuyor. Bugün tütün. Mesela farklı yerler için de farklı şeyleri de konuşacağız. Mesela İstanbul'da tütün fabrikası yani sigara fabrikası var. Sen şimdi İstanbul'daki sigarayı ham maddeyle açıklayamazsın. Ama mesela İzmir'dekini açıklarsın. Niye? Ege'de zaten tütün üretiliyor. Fabrika olması gayet normal diyeceğim. Samsun'daki sigara fabrikası. Samsun'da tütün üretiliyor, Samsun'da da fabrikası var. Bunlar normal. İşte biz orada anormalleri bulmaya çalışıyoruz. Ya senin orada ne işin var? Mesela ben bugün pamuklu dokuma dediğimde sana desem ki Gaziantep, Şanlıurfa, Adana. Sen şunu demez misin? Evet hocam bugün Çukurovalar, Güneydoğular zaten pamuk üretiyordur. İzmir, Aydın, Denizli, Antalya bunlar pamuk üretiyor mu? Evet. O üretiyor. Kayseri üretiyor mu pamuğu? Bir saçma geldi değil mi? İşte Kayseri'deki pamuklu dokumayı sen ham maddeyle açıklayamazsın. Git onu pazarlamayla vesaireyle açıkla. Zaten sana genelde ya ham madde ya değiller şeklinde soruluyor. Buradan yola çıkarsanız dediğim gibi sanayi basit. Bu dediklerimi büyük oranda çalışın. Zaten sanayiyle ilgili gelecek soruları büyük oranda yaparsınız. Evet arkadaşlar bir diğer konumuz ticaret olacak. Ne alıyoruz, ne satıyoruz onları göreceğiz. Orada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.